Dün İçişleri Bakanlığımızın aldığı karara göre 14 ilden birisi olan Kayseri'de düğün organizasyonları bir saat süreyle sınırlandırılmış, oyun, eğlence gibi alanlar tamamen kaldırılmış ve yeme içme servisi tamamen düğün mekanlarında yasaklanmıştır. Şu anda Kayseri'deki tüm işletmecilerimizle bir araya geldik. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Kayseri ili içerisinde hiçbir düğün mekanında COVID-19 hastalığına rastlanmamıştır. Bunlar, bu tutanaklar devletimizin resmi kanallarının, zabıtaların, polislerin, kolluk kuvvetlerin düğün mekanında yapmış olduğu inceleme üzerine tutulmuş tutanaklardır. Hiçbirinde cezai sebebiyet verecek bir bulguya rastlanmamıştır. Tüm düğün mekanları bu sınavı başarıyla vermiştir. Ben öncelikle İçişleri Bakanlığımızın Kayseri ili konusunda yanlış bilgilendirildiğini ve yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Çünkü düğün mekanlarında hiçbir şekilde COVID'e rastlanmamıştır. Ancak sokak düğünlerinde eğer bir bulaşı rastlandıysa bu bizim sorumluluğumuzda değildir. Ama maalesef ülkemizde ve bizim şehrimizde bu yasak geçerli değildir. Yapılıyor ve önüne geçilemediği için de maalesef ve maalesef bugün düğün mekanları vergi veren, istihdam sağlayan düğün mekanları zor durumda bırakılmıştır. Turizm sektörü, yeme içme sektörü, restoranlar, AVM'ler, halk otobüsleri, buralarda hiçbir önlem alınmazken sadece ve sadece düğün mekanları Türkiye'nin en önemli ulaşım yolu olan hava yollarıyla birlikte aynı önlemler alınmaktadır. Bu nedir? HES kodu uygulaması. 15 gündür Kayseri ilimizde tüm düğün mekanlarına HES kodu uygulanarak alınmıştır. Biz bugün işletmeler olarak çok mağdur edildik. Gelinlerimiz, damatlarımız, ailelerimiz böyle ani alınan bir kararla, yani bir gün önceden böyle bir karar alınması da gerçekten üzücü. Böyle bir karar alınacaksa 10 gün önceden verilmelidir. Çünkü aileler insanlara davetiyesini dağıtmıştır. İşletmeler siparişlerini vermiştir, hazırlığını yapmıştır. Burada da çok ciddi bir zarar doğmaktadır. Biz COVID-19'da bu pandemi süreciyle savaşmanın, mücadele sürecinin devletimizin tamamen yanındayız. Eğer pandemi sürecinde faydamız olup biz bu seviyeleri düğün mekanlarının kısıtlandırılmasıyla aşağı çekeceksek biz tüm işletmeci arkadaşlarımla zaten bu sürece destek vereceğiz ve mekanlarımızı kapatacağız. Bizim isteğimiz şudur. Düğün salonlarını, düğün mekanlarını korumak adına devletimizden beklentimiz bundan sonra şöyledir. Hepimiz, birçoğumuz kiracıyız ve kira ediyoruz. Kiraların kaldırılmasının, yasallaştırılmasını talep ediyoruz. Ve doğacak zararlarımızın, müşteriyle olan anlaşmazlıkta da doğacak zararlarımızın, taraflarımızın hakları korunarak yine bu sürecin de yasallaştırılmasını istiyoruz. Sigortalı çalışanlarımız var. Bunların da devletimizin daha önce yaptığı gibi, kapattığı iş yerlerinin aldığı sorumluluğu gibi ücretlerinin karşılanmasını talep ediyoruz. Yoksa bu sektörde binlerce kişi çalışıyor. Çok ciddi bir sektör. Bunlar ciddi bir zarar alır. Bunun altından da hiçbir işletme kalkamaz. Bir mekanlarını kapatıyoruz desinler ve belediyelerdeki nikah salonlarına da desinler. Ya bunun bir adını koysunlar. Böyle arada kalmış bir saat aç vardır ertelenen düğünler var. İnsanları birbirine düşürmeye kadar gidiyor bu maalesef. Ben devletimizi eğer kapatılmamız lüzum görülüyorsa kapatılsın. Ama böyle ara kararlarla sadece şirketlere ve insanlara zarar veriyorlar. Yar ve yardımcısı olsun arkadaşlar.